arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle prenseslerimiz için güzel bir çalışma yapacağız. Malum önümüz yaz ayı gerek bluz olarak gerekse süveter olarak kullanabileceğiniz çalışmamızı bir yaş civarı çocuklarımız için ördük. Ölçümüze hemen bakalım. Uzunluk olarak 27 santim. Enine bakmak istiyorum. Önce bu gövde olarak eni 24 santim. Diğer roba kısmından ölçtüğümüz zaman bakınız bir kolucundan diğer kolucuna 25 santim. Evet ölçümüz önüyle arkası aynı şekilde bakınız her iki tarafta birbirini aynısı tamamen yuvarlak bir şekilde robadan başlayarak öreceğiz. Daha büyük yaş grubu çocuklarımız için de örebilirsiniz. Hatta yetişkinler kendilerim kendimiz için bile örebileceğimiz bir model. Yukarıdan bu görmüş olduğumuz 30 tane zincir olarak başladığımız sayı fazla başladığımız zaman istediğimiz büyüklüğe kadar robasını ayarlayıp modelimizi aynı şekilde uyguladıktan sonra dilediğimiz yaş grupları için çok rahatlıkla örebiliriz. Evet ben bu örgüm için birden az ip kullandım. Alttaki mor ipimi, üstteki kremim zaten çok az bir ip oldu. Yani kalan iplerinizde fazlasıyla altı, azıyla yukarıyı da değerlendirebilirsiniz. buçuk numaralı da tığımı kullanmıştım. İpleriniz ve tığlarınız birbirine orantılı olsun. Elinizin sıklığına ve gevşekliğine göre seçerseniz daha örgülerimiz güzel olacaktır. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Etrofil marka ipimi kullanarak süveterimin üst kısmını örmek istiyorum robasını. İpimizi tanıyalım. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. pilling özelliği olan bir ip. %100 de akrelik ve yanında alt kısmını örmek için daha önce kalan iplerimden bu morumu kullanmak istiyorum. Evet şimdi zincirlerimizi çekerek e, örmeye başlayalım. 2.5 numarada tığımı kullanıyorum süveterimi örmek için bir tane düğüm atıyorum ve örmeye başlıyorum 15 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 toplam 15 tane zincirimizi tam 15. ayracımı takıyorum ve 30 tane zincirimi örmeye başlıyorum 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 2 23 ve 30. 30 tane zincirimi çektim. Hemen yeşil ayracımı da 30. zincirin içerisine takıyorum. Tekrar 30 tane zincirimi çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. İkinci 30'umu çektikten sonra sarı ayıracımı takıyorum. Bakınız, bir 15, 30, 30. Şimdi tekrar 30 örüyorum. Bir tane 15'imiz var. 6 7 8 9 10 ve 30 3üncü da ayracımı takıyorum 15 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet şöyle uzatıyorum ve birinci zincir sıramın ölçüsünü görmek için hemen mezurumu alıyorum. Tam zincirimin ucuna tutuyorum ve diğer uç kısmında 42 santim olduğunu görüyorum bakınız bir uçtan diğer uca 42 santim Evet şimdi bölümlerimize bakalım. 15 ve 15 başlangıç ve sonlar 15 ortalar ise 30 tane zincirden oluşmakta. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Direkt kapatarak başlıyoruz süveterimizi. Yakası çok rahatlıkla çocuklarımızın yakası başının geçebileceği büyüklükte. 15. olan zincirimizi alıyorum diğer bir diye başlamış olduğum yeri birleştirince burası da 30 tane oluyor bakınız burayı arka olarak kullanacağız şimdi başlıyorum 1 2 3 ayrıcıma kadar 15 tane trabzanımı örüyorum birinci sıramızı örmeye başlıyoruz her zincirimize birer tane trabzanımız örelim Tabii hangi yaş grubu için öreceksek zincirimizi ona göre fazla başlayalım. 4 bölümün hepsinin sayısını eşit olarak başladık ve birer birer trabzanımız örerek ilerliyorum. Şimdi 15 tane trabzanımı öreceğim ayıracımın olduğu yere ve ilk artışımı oradan itibaren yapmaya başlayacağız. Örmeye devam edelim. 15 tane trabzanımızı ördükten sonra bakınız ayracımın olduğu yere geldim. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum ve 1 diye başlıyorum. Yeşil ayracımın olduğu yere kadar 30 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Her zincirimizin içerisine bir tane trabzanımızı örelim. yeşil ayracımın olduğu yere kadar sadece birer birer zincirlerimizin içerisine trabzanlarımızı örelim. Yeşil ayracımın olduğu yere kadar 30 tane trabzanımızı örerek geldim. Şimdi ayracımın olduğu yerdeyim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkararak tekrar 30 tane trabzanımı birer birer zincirlerimin üzerine örmeye başlıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her ayracımızın olduğu yere bölümümüzü ayırmak için iki tane zincirimizi çekiyoruz. Kalan diğer zincirleri ise bölümlerimizi oluşturmak için birinci sırasını örüyoruz. Evet sarı ayracıma kadar 30 tane trabzanımı örüyorum. Sarı ayracıma kadar 30 tane trabzanımı ördüm. Sarı ayracımdan itibaren Yeniden başlıyorum. 30. trabzanın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum ve ayıracımı çıkarıyorum. Diğer beyaz ayıracımı kadar örmeye başlıyorum. 30 trabzan, 30 trabzan olarak bölümlerimizi örmüştük. Sadece bakınız şuradaki zincirimizin ilk başlangıç ipini görüyoruz. 15 ve 15 olarak örmüştük. Burayı arkamız olarak düşüneceğiz. Evet diğerleri karşılıklı her ikisi kolu arkamızın tam karşısısı. Önümüz olacak Ya bütün parçalarımız eşit şu anda zaten ve eşit olarak da devam edecek. Şimdi son 15 tane zincirimin üzerine trabzanlarımı da örüyorum, toplamda 30-30-30 olarak bölümlerimin ilk sırasını oluşturmuş oluyorum. 30 trabzanımdan sonra 1 ve 2 tane ayrım yerini belirlemek için zincirimi çekiyorum ve diğer 15 trabzanımı örmek için hemen başlıyorum. Arkamızı da toplamda 30 tane şu şekilde düzgünce girelim. Trabzan sayısına ulaştırıyoruz. İplerimiz çok güzel ipler ama biraz tabi katlı olunca bazen tığımız araya girebiliyor. Önem değil. istediğiniz ip markalarıyla örebilirsiniz. Eğer ip biraz ince ise tabi birkaç tane zincir fazla çekebiliriz. Zaten bütün sayılarımız eşit bakın herhangi bir sıkıntı olmaz eşit miktarda bütün bölümlerimizi örelim ve sıramı tamamlıyorum Evet 15 tane trabzanımı ördükten sonra zincirimin üzerine gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum Bakınız 3 tane zincir çektim arka yönünü çevirdim bir tane daha zincir ilave ediyorum ve bir tane atlıyorum diğer sıradaki trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum bir zincir çekip bir atlayıp diğer trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzan örüyorum kedimiz maalesef çok tüy döktüğü için uçuşuyor her yere bir zincir kol ayrım yerine kadar örerek ilerliyorum bir zincirimi çekiyorum ve bir tane atlıyorum ayrım yerine gelerek iki tane trabzanım örüyorum bir ve iki İki tane zincirimi yine ayrım yerim için çekiyorum tığımın başında doluyorum aynı yere iki tane bir ve iki trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Burada da aynı şekilde bir zincir çekip bir atlayıp diğerine batalım. Ve artış yerimize kadar aynı işlemlerimizi tekrar edelim. Evet, artışlarımızı yapmak için yine e, zincirimizin olduğu yere geldim. Bakınız bu bölümde bir tane zincir, bir trabzan olarak örerek geldim. Ve şu an iki tane zincir çekmiş olduğum bölümdeyim. Bakınız en son trabzanımın üzerine ördüm. Buradan sonra geçişimi yapmak için bir tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. İki tane trabzanım örüyorum. Tekrar iki zincirimi çekip iki trabzan 1 ve 2. Iki. i̇ki trabzanlarımla artışımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakınız tepeye batıyorum. ilk trabzana aynen kenarındaki gibi bir zincir çekiyorum. Bir atlayarak diğerine batıyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve sıramızı bu şekilde ilerliyoruz diğer artış yerimize kadar. Evet, diğer artış yerimize geldim. Bakınız buradan bir tane trabzanımız atlıyoruz. Bir zincirimizi çekerek iki tane trabzanımızı örüyoruz. 1 ve 2. Iki. i̇ki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1 ve 2. 2 zincirimizin olduğu yerlere iki trabzan 2 zincir 2 trabzan artışlarımızı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum sıradaki yeri atlıyorum bir sonrakine batıyorum bakınız eğer başlangıçta atladıysak sonda hemen yan yana olmak zorunda bakınız burada gördüğümüz gibi burada bakınız başlangıçta atlamadan başladık sonda atladık yani herhangi bir şekilde fark eden bir durum olmuyor trabzandaki sayılarımız ve kutularımızda herhangi bir fazlalık ya da eksiklik olmayacak şimdi hepsini sayacağız bitirdikten sonra bir zincirimi çektim atlıyorum ve birinci sıramızı bu şekilde örelim tamamlayalım Evet başlangıç yerimize geldik bir tane zincirimizi çekiyoruz dört tane zincir çekmiştik üçüncü zincirimin tepesine batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum hemen 1 2 3 3 tane zincir çekip bütün bölümlerimize bakalım. Bölümlerimize bakmak için masamın üzerine örgümüzü yerleştirelim. Bakınız burası en son birleştirmemizi yaptığımız arka olacak bölümümüz, karşılıklı kollar ve önümüz. Şimdi buradaki kutucuklarımızın bütün bölümlerde hem kollarımızda, önümüzde, arkamızda toplamda 16 tane kutumuzun olması gerekmekte. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 bakınız. Hemen diğer kutuya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane kutu. Bütün bölümlerimizde 16 tane kutumuz var. Şimdi düz trabzanlardan oluşan 3. sıramızı örmeye başlayalım. Yine örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Bu kez düz yönden örmeye başlıyoruz. 3 tane zincirimizi çekmiştik. Tamam başını doluyorum. Bu kez zincirimin içerisine bir tane trabzan, bir tane trabzanın üzerine trabzan. Bir zincirimin içerisine bir trabzanımın üzerine zincirimin içerisine bir trabzana şekliyle artış yerimize kadar örerek ilerleyelim. Yine ikişer tane artışlarımızı her bölüm için yapacağız. Bakın diğer sırada artış olarak ördüğüm trabzanlarımı örüyorum ve zincirimin içerisine bir tekrar zincirimin içerisine iki iki tane trabzanımı örüyorum ve iki zincirimi çekiyorum aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum bir ve iki Evet ilk bölümümüzü bakınız bu şekilde ördüm aynı işlemimizi yaparak bütün sıra boyunca trabzanlarımızı örüyoruz zincirimizin içerisine ve trabzan üzeri bir tanesi zincirimizin içerisi bir tanesi trabzanımızın üzeri olmak şekliyle örelim ve aradaki bütün bölümlerimize iki trabzan iki zincir iki trabzanlarımızı her bölümümüz için mutlaka örelim ve bu şekilde 3. sıramızı da tamamlamış olalım üçüncü sıramızı tamamen trabzan örerek bitirdik Bakınız arkamız burası kollar ve önümüz şu şekilde olacak bakın gayet hoş görüntüsü var şimdiden Evet tekrar bu kafeslerimizin olduğu sıramızı Örmeye başlayalım arkamızın birleştirmesini yapalım 3 tane zincir çekmiştim batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra sol tarafa doğru ilerlemiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum örmeye sıradaki trabzanımı atlayarak diğer trabzanıma bir tane trabzanım örüyorum ve bir tane kutucuğumu oluşturuyorum aynı şekilde bir atlayıp diğerine batıyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz ikinci sıramızdaki işlemimizi tekrar ediyoruz ve artışlarımızın olduğu yerlerde ikişer tane artışlarımızı yaparak sıramızı ıı, tamamlayalım. Şimdi ilk bu bölümü birlikte yapalım. Daha sonra hem bu ıı, kafeslerimizin olduğu yeri hem daha sonraki trabzanlarımızın olduğu bölümü bitirelim ve görüşelim. Şimdi sıramıza doğru ilerleyelim. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum ve uç noktaya geliyorum bakınız bir tane zincirimi çekiyorum son trabzanımı atlıyorum hemen girerek iki tane trabzanımı örüyorum eğer burada bir trabzan kaldıysa bir zincir çekip hemen iki zincirin içerisine girip iki trabzan örüyoruz eğer en son denk geldiyse şimdi dönüşte o denk gelecek o zaman da en son trabzana batıyoruz iki zincir çekip tekrar bir zincir çekip iki tane trabzanımız örüyoruz. İki tane zincirimi çektikten sonra iki trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir çekip bir atlayıp diğer trabzanımızı örerek uç noktamıza kadar gelelim. Orayı da birlikte yapalım. Evet, buradan başlamıştık. Bakınız, uç noktaya kadar örerek geldim. Yine bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimi çekmişim tığımın başını doluyorum bir trabzan atlayarak hemen araya girerek iki tane trabzanımı örüp iki zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı ara artışım olarak örüyorum bakın hepsinde ikişer ikişer arttık bir tane zincirimi çekip bir atlıyorum ve kafesimi Sıramın bütün bölümlerinde örüyorum. 1, 2, 3, 4. sıramızı örelim. Üzerine bu trabzanlardan oluşan sıramızı örelim. Görüşelim. Evet sıralarımızı birer birer örerek tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. ve 6. sıralarımızın her ikisinde trabzan olduğunu görüyoruz. 6. sıramızda kollarımızı, gövdemizi birbirinden ayırıyoruz. Kollarımız boşta kalacak. Gövdemizi örerek devam edeceğiz. Ve e, bakınız. Arkadan başladım. Arkamız yarımdı. Yine ters döndüm. Dikkat edelim. Bakınız ters döndüm. Tam kol ayrım yerine kadar örerek geldim. Şimdi bakalım ölçümüzü. İplerimizin kalınlığı inceliği bu şekilde çok daha rahat çıkacaktır 22 santim bakınız burada bir sırayı da ördüğüm için diğer taraftan şöyle ölçecek olursak 21 santim olduğunu görüyoruz bakınız 21 santim 1 santim de hemen diğer sıramızın uzunluğu oldu kollarımızı örmeden gövdelerimizi öreceğiz şimdi ara artış yerine kadar birer birer örerek geldim ve tığımı takıyorum örmeye başlıyorum bakınız yerine giriyorum zincirlerimin bir iki iki tane trabzanımı ördükten sonra araya zincir çekmiyorum büküyorum diğer kolumun olduğu yere kadar bakınız büktüm orayı şu şekilde çok rahat yeterli tığımın başını doluyorum trabzanımı örüyorum bir ve iki tane diğer trabzanlarımı ise birer birer örerek ilerliyorum diğer kolumuza kadar örerek devam edeceğiz bakınız şu şekilde geçişimizi yaptım kolumuz çok rahatlıkla olabilecek büyüklükte şöyle gördüğümüz zaman bakınız Santim olarak yine ölçmek istiyorum. Bazen ilklerimiz ya da ellerimiz farklı olduğu için ölçüler büyük ya da küçük olabilir Bakınız, benim ölçüm burada tam 11 santim. Zaten ölçtüğümüzde 22 santim gelmişti. Şimdi e, önümüzü şöyle dümdüz trabzanımız örerek ilerleyelim. Diğer kol altında görüşelim. Önümü dümdüz örerek geldim birer trabzan şeklinde tam kolumun altının olduğu zincir yerindeyim. 2 tane trabzanımı örüyorum kolumuzla önümüz arasındaki bölümdeyiz 1 ve 2 hiç zincir çekmeden bakınız 2 trabzanımı ördükten sonra büküyorum tığımın başını doluyorum 2 tane trabzanımı buraya da ördükten sonra arkam için olan bölümüme geçiyorum ve birer birer Trabzanlarımı örerek başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Şöyle görelim. Şöyle bakınız. Burası arkamızda. Burası önümüz. Şöyle gördüğümüz zaman şöyle önümüzü. Ne kadar hoş durmakta. Benim çok hoşuma gitti. Evet, arkasını çeviriyorum tekrar. Buraya kadar örerek geliyorum ve geçişimi yaptıktan sonra ipimizi birlikte koparalım. Evet en son trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız en son trabzanımız burası zincirden devam de ve üzeri zincirli olan bölüm. Hemen üçüncü zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane de zincirimi çekip kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Daha sonra ipimi içeriye gizliyorum. Şu şekilde bakınız ipimizi oradan kopardık. Burası süveterimizin ya da bluzumuzun nasıl değerlendirmek isterseniz bluz olarak da kullanılabilir. Yazlık bluz. Dilerseniz süveter olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi diğer rengimizi örmeye başlayalım. Tığıma ipimi bağladım. Bir tane zincir çekmek şekliyle arkasını çeviriyorum. Yine arkasından örmeye başlayalım. Geçişlerimiz hep arkada olsun. Bakınız arkamızdaki geçiş yerimiz aynı sırada bir tane zincirlerimizi çekerek ördüğümüz sıramız. Hemen arkadan batıyorum ve başlıyorum. Tek renk olarak da örebilirsiniz. Öyle de çok şık oluyor. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 5 zincir çektim bakınız araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı sarmaya başlıyorum 1 2 3 3 üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzan iki zincir ve aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum tığımın başını doluyorum tekrar 1 2 3 üç. üçüncü zincirimin içerisine giriyorum Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girerek bakınız V'lerimi oluşturuyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1, 2. Aynı yere batıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamen örerek ilerleyelim. Modelimizi yerleştirmek üzere V'lerimizi hazırladık. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Birinci sırada V'lerimizi örüyoruz. İkinci sırada ise içerisine trabzanlarımızı dolduruyoruz. Daha sonra tekrar V'mizi örerek bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Hemen arkayı çevirelim. İpimi alıyorum. Bakınız her ikisi ayrı ayrı hemen yandan şu şekilde girerek birleştiriyorum. Yandan giriyorum ve üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra 2 tane zincir çekmiş olduğumu yuvanın içerisine giriyorum 1 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir ilave ediyorum bir trabzandan sonra tekrar tığımın başını doluyorum yuvaya girerek 1 tane daha trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum yandan diğer V'mize bakınız yine yandan girerek dışa kabartı şeklinde örüyorum ve birinci yuvamızı bu şekilde doldurduk bir tane yandan girdik ve birer tane de trabzan içeriği ördük ortada ise iki tane zincirimiz var şimdi devam edelim diğer trabzanımı yandan giriyorum İçeriye girerek bir tane trabzan iki tane zincir tekrar içeriye bir tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız bir tane trabzanımı ördüm tekrar tığımın başını dolayarak diğer V'mizin trabzanını yandan girerek dışa kabartarak örüyorum birinciye bakınız yandan içeriye hemen giriyorum bir trabzan ortaya İki tane zincirimi çekiyorum tekrar bir tane trabzan ve diğer V'mizin sol taraftaki olan bölümünü dışa kabartarak örüyorum modelimiz son derece kolay bakın yandan ortaya bir tane ve iki tane zincir tekrar ortaya bir tane trabzanım ve diğer trabzanımı dışa kabartıyorum bu şekilde sıramızın başına kadar yani şuraya kadar örerek gelelim. Modelimizde ikinci sıramızı ördük. Birinci V'lerimizi ikinci trabzanlarımızdan oluşan sıramızı ördük. Şimdi tekrar V'lerimizi kuruyoruz. Daha sonrasında trabzanlarımızı örerek dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Arkayı çeviriyorum. Hemen geçişimizi yapıyoruz. Bakınız yine iki tane ortaya birer tane yanlardan kabartarak ördüm ve üç tane zincir çekerek ördüm birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum sadece geçişimi yapıyorum diğer trabzanımın da tepesine batıyorum geçişimi yaptıktan sonra zincirimin olduğu yere geliyorum ve geçişimi buraya yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Ve iki tane zincirimin içerisine girerek yuvamı oluşturuyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer gruptaki iki zincirimin içerisine geliyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanım örüyorum. Tekrar beylerden yuvamı oluşturuyorum. Araya zincir çekmeden devam ediyorum. Bir tane trabzan, iki tane zincir ve tekrar bir tane trabzanımı örüyorum. Bu şekilde V'lerimizi sıramızın sonuna kadar yani buraya kadar örerek geliyoruz. Evet V'lerimizi bütün sıralarımızda hazırlayarak geldik. Bakınız tam modelimizin ortasına yerleştirdik. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, diğer tam iki tane zincirimizin olduğu yere girdik. Ve sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek tamamladık yuvalarımızı. Şimdi geçişimizi tekrar birlikte yapalım. Sonra dilediğimiz kadar örelim. Bakınız ilk V'miz 5 tane zincirden ördüğümüz V'mizin arkasından şu şekilde giriyorum. Bakınız ardından ipimi geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve ortaya giriyorum. Bir tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve diğer trabzanımın yandan girerek dışa kabartmasını örüyorum ve sonraki V'mizin hemen yandan giriyorum ve iki zincirin olduğu yere bir trabzan iki tane zincir aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum tekrar V'min diğer yöndeki trabzanını örüyorum ve bu şekilde bir sağdaki trabzanı dıştan alıyorum ortaya bir tane trabzan 2 zincir. Tekrar bir trabzanımı ördükten sonra diğer trabzanımı da yandan alıyorum ve bu iki sıramızın tekrarıyla modelimizi örüyoruz. Bluzumuzun gövde kısmını örerek geldim. İsterseniz bluz, tabi dilerseniz süveter, hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Kullanım amacına göre ismi de tabii ki şekillenecek. Evet şimdi en son sıramı. Ördüm. Ben bu uzunlukta bırakmak istiyorum. Dileyen arkadaşlarımız daha da uzatabilirler. Ölçümüze bakalım. En üst kısımdan alt kısma kadar 26 santim. Enine bakmak istiyorum. Bakınız eni 24 24,5 santim. Şimdi en son bitiş kısmını birlikte örelim. Alt kısmı için bitiş. Geçişimi yapıyorum. Şu şekilde geçişimi yaptıktan sonra arkasını çeviriyorum. Hepsini düz önde örmüştük. Sadece burada arkasını örüyorum. Gövde kısmı için söylüyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine trabzan arasına girerek bir tane tekli trabzan örüyorum. Diğer trabzanımın arasına girerek aynı şekilde tekli trabzan örüyorum. Ortadaki iki tane zincirimin içerisine bir ve iki tane trabzanımı yapıyorum. Diğer trabzan aralarına birer birer tekli trabzanımı yapıyorum ve de görmüş olduğumuz gibi iç kısımdan örmekteyim. Ara zincirimin olduğu yerdeyim. Bir, iki defa örüyorum. Diğer bütün trabzanlarımı birer defa aralarına tam girerek trabzanlarımı başladığım yere kadar örerek geliyorum birer birer trabzan aralarına giriyorum tam iki tane trabzanımın iki zincirimin olduğu yere ise bir iki Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım en son başlangıç yerimize kadar örerek geldim ve birleştirme işlemini yapıyorum İçten örmüştük bakınız zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve içeriye doğru ipimizi şöyle gizleyelim. Daha sonra kalan küçük parçayı keserek atalım. Ama mutlaka gizleme işlemini yapalım hemen kopardığımız yerden kesmeyelim. Evet, bluzumuzun Al kısmını bu şekilde bakınız tamamladık. Çok şık, çok cici bir e, bluz oldu. Hem şortların üzerine, e, pantolonların üzerine. Şöyle çok güzel duracak. Dilersek tabi süveter olarak da kullanabiliriz nasıl istersek. Şimdi kolunun bir tanesini çalıştım. Diğer kolumuzu sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü tığımı atıyorum kol altımızdan örmeye başlıyoruz aynen gövdemizde yapmış olduğumuz gibi V'lerimizi örerek ilk önce yuvamızı kuruyoruz tam kol altına bakınız bir tane batıyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektikten sonra aynı yere bir daha batıyorum ve ilk V'mi örüyorum İkinci V'mi Hemen bakınız şuradaki görmüş olduğumuz artış yerinin olduğu bölüme yapıyorum. 1 ve 2 batıyorum Diğer beyleri tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın olduğu yere batıyorum. 2 zincir çekerek tekrar örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. İki tane zincir aynı yere tekrar trabzanımızı örme şekliyle yuvalarımızı hazırlayalım uç noktada görüşelim Evet uç noktamıza kadar bakınız örerek geldim başlangıç yerimizdeyiz yine aynen tığımızı şöyle ardından giriyoruz ve aynen gövde kısmına ördüğümüz gibi örüyoruz 1 2 3 sadece bir sıra yeterli kolumuz için içeriye bir tane trabzan 2 tane zincir tekrar aynı yere bir tane trabzan ve yandan girerek şöyle bakınız trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımı aynı şekilde yandan giriyorum içeriye bir tane trabzan 2 tane zincir tekrar bir trabzan yandan ve bir sonraki vm geliyorum bütün V'lerimi aynen gövdemizde ördüğümüz gibi örerek kolumuz için gerekli olan bölümü de tamamlamış oluyoruz. Kolumuzun üzerine trabzanlarımızı bir uçtan bir uca ördük ve üst kısmını geçmek için bir tane sık iğne sırası örüyoruz. Bakınız kolumuza sık iğne tekli trabzanımızı alt kısmına yapmıştık ama kollarımız için sık iğne yeterli. Bütün Bölümlerimiz için birer tane bakınız sık iğne araya iki defa girelim 1 ve 2 diğerine 1 bir, trabzanlarıma birer defa batıyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere ise iki defa giriyorum. 1, 2, trabzanlarıma 1 ve diğer trabzana 1. zincirimin olduğu yere ise iki tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde devam ederek tamamlıyorum. Evet örgümüzün alt kısımlarını ve kolunu tamamladıktan sonra krem rengiyle yapmış olduğumuz robanın etrafını da bir sıra kafesimizle örelim. Tığıma bir tane düğümümü attım ve tam iki trabzan arası olan bölüme giriyorum. 1 2, 3, 4. Kolundan girdim bakın. Herhangi bir yerden e, fark etmez. Yapabilirsiniz. Yani başlayabilirsiniz. 4 tane zincirimi çektikten sonra bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın şöyle araya girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın arasına giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzan arasına giriyorum. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. Tam köşemizin olduğu yere bakınız iki tane trabzan kaldı ve buradaki köşe ayrımımızın olduğu yer şöyle bakacak olursak. Bakınız tam şu kısımdayız. Şimdi e, burayı farklı bir şekilde örelim. Araya zincir çekmeden, bakınız araya zincir çekmiyorum. Tığımın başında doluyorum, Tam ortaya giriyorum. Bir tane trabzanımı alıp örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bakınız bu köşemizi geçiş yapacağımız yerde zincir çekmeden batışlarımızı yaptık. Ve bu iki yerde zincirimi çekmedikten sonra tekrar zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve bu şekilde diğer kol ayrım yerimize kadar aynı işlemimizi bir zincir çekerek devam ediyoruz kol ayrım yerinde buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz roba kısmımızdaki kafeslerimizi de ördükten sonra örgümüzü bitirdik dilerseniz bluz dilerseniz süveter olarak kullanabileceğiniz örgümüz gayet şık oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere